AK Partili 807 belediye deprem bölgesinde. Deprem bölgesinde hangi çalışmalar yürütülüyor? A Haber ekibinden Hakan Süer'in konuğu, AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özasek. Evet, depremin en fazla etkilediği illerden bir tanesi Hatay'dayız. Hatay'da deprem sonrasında adeta belediyeler seferber olmuştu. Birçok belediye bölgede hala çalışmaya devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı da şu an burada belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Bundan sonraki süreçte neler yapılacak, ne tür yardımlar bölgeye ulaştırılacak, bununla alakalı bir toplantı yapıldı. Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. AK Partili bütün belediyeler burada canla başla çalışılıyor. Neler söylersiniz? Depremin olduğu ilk günden itibaren tabii herkes teyakkuzdaydı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, valilerimiz. Ama bu arada 807 AK Partili belediyemiz de bütün deprem bölgelerine akın ettiler. Ellerinde ne varsa, güçler neye yetiyorsa, imkanları her ne ise bölüşmek için, yaraları sarmak için koşturdular. Allah hepsinden razı olsun. Bunun daha çok organize olup bundan sonra o bölgelerde hayatın normal dönmesiyle ilgili yapılabilecek rutin belediye hizmetleri veya benzer hizmetler neyse onların daha organize bir şekilde yapılması amacıyla da bu toplantıları yapıyoruz. Çünkü burada yıkım çok büyük. Hayatın normale dönmesi de biraz zaman alacağı benziyor. Bir taraftan enkaz kaldırılacak ama bir taraftan yeni evler yapılırken haliyle vatandaşın suyunun akması, kanalizasyonun sorunsuz çalışması, temizlik hizmetleri, çöp hizmetleri, ilaçlama hizmetleri veya iaşe ibate işleri, akşam Ramazan geliyor iftarlar, gece sahurlar, bunun gibi envai çeşitli hizmetlerin verilmesi icap ediyor. Biz de Hatay özelinde gerek merkezde, Antakya'mızda, Defne'de, gerekse İskenderun, Kırıkhan, Hassa gibi biraz daha hasarın çok olduğu yerlerde 4 büyükşehir belediyemiz, 8 il belediyemiz, 80 tane de ilçe belediyemizi görevlendirdik. Yani toplamda 92 belediyemiz burada Hatay'da görev yapacaklar. Bu arkadaşlarımız ne zamana kadar görev yapacak derseniz, gönüllü olarak içerideki toplantıda hep birlikte söylediler, işler bitene kadar. Buradaki insanlar, sizden Allah razı olsun, işimiz bitti. Biz sabah gözümüzü açtığımızda AK Partili belediyeleri gördük. Çalışırken onları gördük, hizmetimizde onlar vardı, devletimizi gördük. Sağ olun, işimiz bitti diyene kadar. Ki bu işlerde gönüllü yapıyoruz, severek yapıyoruz, isteyerek yapıyoruz. O yüzden de hizmetlere devam edeceğiz. Evet, başkanım, seçim sürecine girildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı konuşmada da biz siyaset yapmayacağız, deprem bölgesinde olacağız dedi. Bütün belediye başkanları burada, hiç kimse kendi ilinde değil, siyaset yapmıyor. Bununla ilgili neler söylersiniz? Elbette, amacımız hizmet. Bunu defalarca söylüyoruz. Böyle bir ortamda millet can derdindeyken siyaset yapmak, mal bölüşüyor gibi bir işin içerisine düşmek hakikaten normal bir insana, Türk insanına yakışmaz. Ama ne yazık ki üzülerek bunu da söylüyorum. Buralara gelip atları koca koca belediye başkanlarının 10-20-30 televizyonla şöhretler ordusu gibi ortalıkta gezip selfiler çekip gittiklerine de şahit oluyoruz. Binlerce elemanları var, ne yazık ki buralara göndermiyorlar. Ellerinde dehşet imkanları var. Ne yazık ki kendi belediyelerine bile yardıma gelmiyorlar. Bakın, burada hiç oy alamadığımız bizim bölgeler var. İsmini söylemekten de imtina ediyorum. Ama oralarda bizim AK Partili belediye başkanı arkadaşlarımız var ve hizmet ediyorlar. Bir taraftan da bakıyoruz. Siyasi liderler galiba bugün tura çıkıyorlarmış. Millet İttifakı'nın grupları. Ne yapacaklar tura çıkıp? Görüntü verecekler sadece. Kol kola girecekler. Depremzedelerin yanına varacaklar. Merhaba diyecekler. 3-4 tane de ayarladıkları insanları çağırıp çadır yok diye bağırtıracaklar, su yok diye bağırtıracaklar, dönüp gidecekler. Ama bizim asla böyle bir derdimiz olmaz. Biz ilk günden vardık, aradan bir ay geçti, yine buradayız. Bakın, bugün biraz önce söyledim, 92 belediyemiz işler bitene kadar buradalar. Ve gerçekten de gitmeyecekler. Yani mesele sadece seçim meselesi değil. Biz burada seçim için yokuz. Belki 6 ay sürecek, belki 1 sene sürecek. Belediye başkanı arkadaşlarımız burada 3-4 gün kalacaklar, 2-3 gün kendi memleketlerine gidecekler. İşte burada yanımda Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Burada Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Arkada Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Kocaeli Başkanımız buradaydı. Buradaydı, o da burada. 8 tane de il belediyemiz var. Geçenlerde mesela
bir büyükşehir belediye başkanımız diyor ki bir iki gün gidebilir miyim memlekete diyor. Birkaç diyor orada ihtiyaç var diyor, gidip gelebilir miyim diyor. Allah razı olsun, arkadaşlarımız böyle gayret ediyorlar. Bu iş hizmet işi, bu işi yürekten sevme işi, aşk işi. Biz de milletimizi seviyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, sonra da tüm ekibi sahadayız. Hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Başkanım, son sorumuz olsun. Cumhurbaşkanımız da muhtemelen Ramazan ayında burada olacak, konteynerlerde iftar açacak herhalde. Evet, hep olacağız. Buralarda olacağız. Bir de şöyle bakmak lazım, işin manevi boyutu var. Evet, buradaki insanlar imtihandalar. Çok büyük bir zorluk içerisindeler. Peki dışarıdakiler, sıcak yuvasında oturanlar imtihanda değiller mi? Onlar da ne kadar yardım ettikleriyle ilgili imtihandalar. Biz bu imtihanı kazanmak istiyoruz. Onun için de buralara geliyoruz. Ramazan'da da burada olacağız. Ramazan çıkınca da olacağız. Normal rutin belediyecilik hizmetlerini de belediyelerimizle birlikte yürüteceğiz. Çünkü burada Antakya merkezdeyiz şu anda. Antakya Belediyesi'ndeki çalışan insanların çoğu da zaten hasarlı. Depremzede. Evinde yakınlarını kaybetmiş, evi yıkılmış, başka türlü sıkıntıları var. Şoka uğramış vaziyetteler. O insanlardan hizmet bekleyemeyiz ki. Yapabildiklerini yapsınlar onlar. Ama biz 30 küsür belediyeyle de Antakya merkezde çalışacağız. O hizmetleri üstleneceğiz. Ne zamana kadar? Yine söylüyorum, işler bitene kadar. Başkanım, son soru dedim ama Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 15 günde konteyner hastane bitirdi. Evet. Kocaeli Belediye'miz çok büyük bir görev ifade ediyor. Bir taraftan Gölcük Belediye Başkanımız buradaki ilaçlamalardan sorumlu. Bakın size biraz daha detay vereyim o zaman. Peki Gebze Belediye Başkanımız temizlik hizmetlerinden sorumlu. Recep Akdağ Bakanımız şu anda Kahramanmaraş'taki tuvaletlerden sorumlu. Onlara bakıyor. Bakın şimdi. Güzelliği görüyor musunuz? Nihayetinde Defne bizim AK Parti olarak çok oy aldığımız bir yer değil. Samandağ'a çok oy aldığımız bir yer değil. Ama belediyelerimiz oradalar. Kocaeli Belediye'miz Defne'de. Biz hizmet edeceğiz. Ve orada da hizmet etmeye devam ediyor. Bir taraftan hem çadır kenti kuruyor. Şimdi Kırıkhan'a gideceğiz. Konteyner kentler de kuruldu. Orada belediyelerimiz kurdular. Aynı zamanda orada hizmetler de göreceğiz yerinde. Çok şükür Hatay'ın her tarafında hizmet etmeye devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Evet, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Üsasıki belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Ardından da A Haber mikrofonlarına özel açıklama yaptı. Diyelim, sözü şimdilik size bırakalım.